Sevgili dostlarım merhabalar, nasılsınız? Eğer şu saatte ayaktaysanız, uyumuyorsanız, belki kalbinizde çok büyük yüreğinizde ağırlıklar var. Yeni bir haftaya başlıyorsunuz. Yeni bir haftaya başlarken üzerinizde olan pek çok sorumluluklar var. Pek çok sizi yoran, düşüncede yoran olaylar var hayatınızda gerçekleşecek. Ve ben bu akşam sizlerle dua etmek istedim. Merhaba Ümit Yusufi. Çünkü sizinle dua etmek istiyorum. Umuda ihtiyacınız var. Mucizeye ihtiyacınız var. Hayatımızda olan, çevremizde olan, ülkemizde olan sıkıntılar bize yansıyor, ailemize yansıyor, çocuklarımıza yansıyor ve sürekli biz negatif, olumsuz medyadan olsun, çevremizden olsun duyarak yaşıyoruz ve ben bugün diyorum ki sizin üzerinizdeki bu umutsuzluk bulutlarını atmanızın akşamı bu akşam. Sizler için dua edeceğim ve sizler için Rab'den isteyeceğim çünkü bu umuda ihtiyacınız var hayatınızda. Bu umudu istiyorsunuz hayatınızda ve sürekli böyle yaşamak sizi depresyona sokuyor. Sizin üstünüze ağırlıklar getiriyor. Bir haftaya girerken hepimizin üstünde bu bir yeni bir başlangıç, bilinmeyenle yüzleşme, özellikle bilinmeyenle yüzleşme. Belki şu anda bilinmeyenlerle yüzleşiyorsunuz. Faturalarla, sorunlarla, mahkemelerle, insanlarla, görmek istemediğiniz insanları belki göreceksiniz yarın. Düşünmek istemediğiniz olayları düşünmek zorundasınız. Kafanızdan yani bir türlü atamıyorsunuz sorunlarınızı. Kafanızdan, yüreğinizden atamıyorsunuz ve diyorsunuz ki neden bu kadar yüreğim ağır benim bu akşam? Özellikle uyuyamadığınız için gecenin bu saatinde 10, 10.30, 11, 12'ye kadar hatta sabaha kadar içinizde uyanık kalıp bekleyenleriniz var. İnternete giriyorsunuz olmuyor, Facebook'a giriyorsunuz olmuyor, komik bir şey seyretmek istiyorsunuz. Yani yüreğinizin bir şekilde ferahlamaya ihtiyacı var. Ve ben de dedim ki bu akşam üzerinizdeki sıkıntıları bir kıralım. Ve Rabbin umudunu alalım üzerinize. Ve sizin için bir dua edelim. Öyle bir beraber dua edelim ki merhaba Flora, Fatma. Öyle bir dua edelim ki üstümüzdeki bu yükler kalksın ve mucizevi bir şekilde Rab'den güç alalım. Belki etrafımızdaki olaylar hemen değişmeyecek. Belki içimizdeki o üzüntüler, sancılar değişmeyecek. Evet Nalan Erden, Aykut Bey. Değişmeyecek ama esenlik gelecek üzerimize, huzur gelecek. Yani bütün fırtınaların ortasında biz huzurlu ve mutlu olacağız. Merhaba Aykut Akova. Deniz diyor ki amin diyor Deniz Hanım. Şimdi ben diyorum ki problemlerle karşılaşıyorsunuz. Bitmeyen çileler var hayatınızda ve toplumun üzerimize koyduğu baskılar var. Hükümetin olayları var, işte ekonomi kötüye gidiyor, enflasyon artıyor. Yani son derece sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Sanki düşünün hep insanların böyle bir gebe hissettiği bir durum vardır, değil mi? Gebe. Gebeler nasıl hissederler? Yani Eda diyor ki merhaba merhaba Edacığım. Oya Akar merhaba Deniz. Aynen öyle bir of of of. Yani gebeler nasıldılar hamile kadınlar? Yani bir 9 ay doğsa da olsa da bitse de şu çocuk bir doğsa çıksa. Hepiniz erkek kadın içinizde kendinizi böyle gebe hissedenleriniz var. Lütfen bu videoyu paylaşın. Çünkü insanların umuda ihtiyacı var şu anda. İnsanlar son derece karamsar, son derece kötümser ve bu akşam biz bu kötümserliği, olumsuzluğu üzerimizden kıracağız. Mustafa Çelik merhaba. Türkan Mal Hatun merhaba. Size hepinizi kucaklıyorum sevgiyle. Çünkü sizin içinizdeki ağırlıklar bana doğdu. Benim kalbime doğdu ve dedim ki Rabbim bana göster ne için dua edebilirim sevgili dostlarım için. Ne için onlar için mucize isteyebilirim. Ve dedi ki Rab bana onların umuda ihtiyacı var. Bilinmeyenlerle karşılaşıyorlar. Sürekli sıkıntı içindeler. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Pek çok kişi yazıyor diyor ki
Psikolojimiz bozuk Işık abla. Bizim için Dwight. Psikolojimiz bozuk. O psikolojim bozuk ne demek biliyor musunuz? Depresyondayım demek. İşte psikolojim bozuk o demek. Geçen hafta bir sürü depresyondan çıkan insanlar oldu. Dediler ki Işık abla ilk defa hayatımıza kahkaha atıyoruz. İlk defa hayatımıza gülüyoruz. Sorunlarım hala duruyor ama kahkaha atmaya başladım, gülmeye başladım. Ve Rabbe şükretmeye başladım ve bereketler gelmeye başladı hayatıma. Bereket kapıları açılmaya başladı. Neden? Şükrettikçe, Rabbe teşekkür ettikçe esenlik gelmeye başladı. Bakın. Size şunu söylüyorum, amin Nalan Erden, siz de aynı şekilde. Size bugün peygamberlikte bulunmak istiyorum. Etrafınızdaki her şey, her şey sanki bir deprem oluyormuş gibi dökülse, düşse, parçalansa dahi siz ayakta duracaksınız. Sizin aileniz ayakta duracak. Sizin sevdikleriniz ayakta duracak ve hayatınızın içine bereket arkasından bereket arkasından bereket gelecek. Diyeceksiniz ki ya bu ekonomide, ya bu durumda, bu sıkıntıda, bu karamsarlıkta, her şeyin kötüye gitti bu durumda yahu bana ne kadar bereket geliyor. Yahu ne kadar bende sevinç artıyor. Ne kadar benim psikolojim düzeliyor. Ne kadar ben Rabbe güvenmeye başladım. Benim imanda duruş değişiyor demeye başlayacaksınız. Bakın size sesleniyorum. Belki doktrinde, belki teolojide, belki işte çok kutsal kitabı iyi bilmiyorsunuz. Belki çok iyi dindarlıkta ilerlemiyorsunuz ama ben size diyorum ki Rab bugün size diyor ki ben seni ilerleteceğim. Ben senin elinden tutacağım. Ben seni kaldıracağım bu akşam. Çünkü Rab sizi evet Neriman Hanım, evet David Bey, evet Flora sizi kaldırmak istiyor. Ayağa kaldırmak istiyor. Ruhen sizi ayağa kaldırmak istiyor. İşi olmayan Basri Bey için, kızı için acil olarak iş istiyoruz şu anda. Hep beraber amin demenizi istiyorum. Bu videoları paylaşmanızı istiyorum. Neden biliyor musunuz? İnsanların yüreklerine su serpilmesine ihtiyaçları var. Rab diyor ki benden isteyin size vereceğim diyor. İsa Mesih diyor ki benim adımla benden ne isterseniz size verilecektir. Bir geçenlerde Rabbin katına gitmiş bir beyle konuştum. Ölüp dirilmiş Rabbin katında. Diyor demiş ki İsa Mesih ona. İsa Mesih'i görmüş ve İsa Mesih ona şunu söylemiş. Benim çocuklarım benden yeterlice istemiyorlar. Ona üzülüyorum demiş. Rab diyor ki bugün. Göksel babanız diyor ki benden istemiyorlar. Lütfen yazmaya başlayın. Yazmaya başlayın. İstiyoruz. Şunu istiyoruz. Rabbim senden bunu istiyor. Yazmaya başlayın. Bu videonun altına yazın. Bakın ben öyle profesyonel falan stüdyoda falan yapmıyorum. Hülya Gökpınar, kanser hastalığını kovuyorum senden İsa Mesih'in. Diri ve yaşayan adıyla kanseri kovuyorum. Kanser İsa Mesih'in adının önüne eğilsin ve defolsun gitsin vücudunuzdan şu anda çıkıp gitsin İsa Mesih'in. Diri ve yaşayan adıyla Hülya Gökpınar Türkmen sizin için dua ediyoruz. Herkes şu anda amin desin. Başkaları için ettiğim duaya dahi amin deyin. Amin deyin ki o bereket sizin de üzerinize gelsin. Beraber şu anda el tutuşuyoruz. Beraber şu anda dua ediyoruz. İblisin bütün oyunlarının karşısına geliyorum. Şu anda iblisin ve cinlerinin evinde saldırılarına uğrayanlarınız var. Açılmış kapılar var. Bu açılmış, borcu açılmış kapıları kapatıyoruz. Deniz Hanım için şu anda dua ediyorum. Borçlarınız bitecek. Aileniz için efsane Muhammedi, Pembe Şimşek. Sizler için dua ediyorum. Şu andan itibaren borçlarınıza karşı geliyoruz. Borçlarınızın silinmesi için. Yeni bir dönem başlıyor. Bakın diyorum ki depremin içinde, yolsuzlukların içinde, bütün her şeyin kötüye gittiği bir dönemde yeni bir dönem başlıyor sizin hayatınızda. Etrafınıza bakmayın. Nalan Erdem borçlarınızdan kurtulacaksınız. Ferahlık istiyorum şu anda Rab'den sizin için. Rabbin sevincini istiyorum şu anda. Sevincini istiyorum. Rabbin sevinci sizin gücünüzdür. Rabbin sevinci sizin gücünüzdür. Haleluya. Şu anda dua ediyorum. Rab kalbinize konuşsun ve desin ki siz alıyorsunuz bu sevinci şu anda alıyorsunuz. Depresyonu kırıyorum. İç huzuru istiyor. Yüksel Subaşı Köşe. Şu anda
İç huzuru için dua ediyorum. Huzura ihtiyacınız var. Bütün dalgalanmaların arasında, bütün sallanmalarınızın arasında, bütün insanların sizi harap etmeye çalıştığı, mahvetmeye çalıştığı bir durumun içinde bereket, huzur Sevgi Hanım sizin için istiyorum. İsa Ayaz, haleluya amin. Haleluya amin. Borçlarınız için Gülşen Yılmaz dua ediyorum. Borçlarınız bitsin. Diyeceksiniz ki ya bu borçlar nasıl silindi? Benim kitabımdan, benim borçhanemden nasıl silindi? Bu akşam dua ediyorum mucizevi bir şekilde borçlarınızdan kurtulmanız için. İçinizde şu anda Rab kalbime doğduruyor. Akrabalarınız tarafından saldırıya uğrayanlarınız var. Akrabalarınızdaki cinler size saldırıyorlar. Akrabalarınızdaki, sevdiğiniz insandaki, en ailenizin içinde olan, çok teşekkür ederim David Ansari, en ailenizin içinde yakın olan insanlar sizi istismar edip böyle kalbinizi ellerinin içinde sıkmaya çalışıyorlar. Oynamayın Ferhan Bey. Hayır. Loto'ya karşıyız kesinlikle. Rab, ben şansa, loto'ya, bunlardan kurtulun. Bu lotolardan, şanslardan, piyango biletlerinden kurtulun. Rab size son derece büyük bir bereket getirecek. Barış Kılıç'ın babası akciğer kanseri. Şu anda dua ediyoruz. Akciğer kanserini kovuyorum. İsa Mesih'in yaşayan diri adıyla. Akciğer kanseri gitsin. İsa Mesih'in yaşayan diri adıyla. Babanızın bütün ağrılarından kurtulması için dua ediyorum. Benimle beraber doğru ve dürüst bir şekilde, bakın, Rabbim bereketlerinin hayatınıza gelmesi için dua edelim. Şu anda bu canlı yayına katılan herkes, işlerinin açılması için, işlerinin düzelmesi için son derece duaya ve umuda ihtiyacı olanlarınız için dua ediyorum. Bütün dua isteklerini yazın. Bir kere bütün dua isteklerinizi bu videonun altına yazın. Sadece ben görüp dua etmekle kalmıyorum. İsa Mesih görüyor. İsa Mesih'in mucizevi gücünün altına yazın bütün bu dua isteklerinizi. Ve amin deyin. Evet, bereket istiyoruz. Aquarium Land diyor ki bereket. Bereket için dua ediyorum. İçinizde yeni bir işe teşebbüs edecek, yeni iş açmaya çalışanlarınız var. Yeni bir çıkış noktası arıyorsunuz. Dua ediyorum. Çıkış noktanız İsa Mesih. İsa Mesih'in mucizevi gücü. Ağzınızı zikredin, yazın. Deyin ki inanıyorum İsa Mesih'in bereketine. İnanıyorum, yazın bunları. İsa Mesih'in mucizevi gücüne. Yazın. İlan edin. Bu videoyu paylaşarak ilan edin. Paylaşın ve ilan edin Rabbin gücünü. Amin diyerek ilan edin Rabbin gücünü. Bakın, diyorum ki haberler değişmeyecek belki bir müddet. Çevrenizdeki olaylar değişmeyecek ama siz değişeceksiniz. Sizde Rabbin etkin mucizevi gücü gözükecek. Rab sizi zenginleştirecek. Şu anda dua ediyorum Rabbin size zenginlik kapılarını açması için. Göksel zenginlik, ruhani zenginlik. Bakın beni çok iyi dinleyin. Fiziksel, şifai zenginlik. Evet, parasal zenginlik. Duygularınıza zenginlik. Bunların artması için şu anda dua ediyorum sizin hayatınızda. Rab arttırmak istiyor. Siz istiyor musunuz? İman ediyor musunuz? İsa Mesih diyor ki inanan için her şey mümkündür. İnanan için her şey mümkündür. Yazmaya başlayın. Hadi yazın. Deyin ki istiyorum. Rabbin kapısını çalın. Aynen bir komşu ısrarla kapınızı çalar gibi. Bangır bangır Rabbin kapısını çalalım bu akşam. Rab diyor ki benden istediğiniz müddetçe, bana geldiğiniz müddetçe ben sizin bereketinizi artıracağım. Bereketinizi arttırmak için bekliyorum sizden. Bereketinizi arttırmak istiyorum. Ama siz benden istemiyorsunuz. Siz benden istemiyorsunuz. Bakın, size diyorum ki İsa Mesih Rab'dir. Zikredin, yazın buraya. İsa Mesih Rab'dir. İsa Mesih Rablerin Rabbi, kralların kralıdır. İsa Mesih'in üstünde hiçbir güç yoktur. İlan etmeye başlayın. Bunu ilan ettikçe, yazdıkça, söyledikçe, bakın,
Onun mucizelerini ve onun gücünü göreceksiniz hayatınızda. Şimdi ben size diyorum ki başlayın duaya. Başlayın İsa Mesih'in ismini yüceltmeye. Diyor ki benim ismimin yüceltildiği yerde kutsal ruhum vardır. Kutsal ruhum çalışır. Kutsal ruhum etkinliğini gösterir. Kutsal ruhum işlevini gösterir. İsa Mesih Rab'dir. Amin. İsa Mesih Tanrı'nın oğludur. İsa Mesih'in gücünde önünde hiçbir güç yoktur. Her güç onun önünde eğilir. Şu anda hayatınızda kıtlık mı var? Cinlerin getirdiği kıtlık mı var? Lanetlerin getirdiği kıtlık mı var hayatınızda? İsa Mesih'in önünde o kıtlık eğilsin. Onun diri adıyla dua ediyorum. İsa Mesih'in önünde hayatınızdaki kıtlık ruhu eğilsin diye dua ediyorum. İsa Mesih'in yaşayan diri adıyla şu anda. Hayatınızda hastalık mı var? Hastalık laneti mi var? İsa Mesih'in önünde şu anda o hastalık laneti eğilsin diye dua ediyorum. Onun önünde eğilsin diye dua ediyorum şu anda. Kralların kralı İsa Mesih'e gidiyoruz. Kralların kralı, bakın. Daha büyük bir güç yok. Daha büyük bir isim yok. Güçlenin, imanda güçlenerek isteyin diye sizi hatırlatmak istiyorum değerli kardeşlerim. Hatırlatmak istiyorum size. İmanda güçlenin. İsa Mesih Rab'dir. İlan edin. Kralların kralı, Rablerin Rabbidir İsa Mesih. Amin, amin, amin. Şimdi dua isteklerinizi yazın. Lütfen dua isteklerinizi yazmaya başlayın. Evet, Kader Hanım, Flora. Kurtarıcımız, bir tek kurtarıcımız İsa Mesih. Şu anda içinde bulunduğunuz her türlü durumdan, her türlü sizin zorluğunuzdan bu hafta sizi kurtaracak İsa Mesih. Ben dua ediyorum şu anda İsa Mesih'in yaşayan, diri, mucizevi adıyla üzerinize dua ediyorum. Bu haftaki bütün sorunlarınızı, bütün problemlerinizi, bütün beklentilerinizi çözecek, bütün isteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak İsa Mesih'e gidiyoruz şu anda. Ve diyorum ki İsa Mesih, şu anda bütün bereket kapılarını aç. Böyle hazine sandığı görüyorum sizin için. Hazine sandığı. Rab o hazine sandığını ters çeviriyor göklerden. Ters çeviriyor, açıp kapağı açık o hazine sandığının ve göksel hazinelerinden size döküyor. İnciler döküyor, pırlantalar döküyor, altınlar döküyor. Şu anda içinizde hatta ya bırak ya, yalana bak diyenlerinizi dahi şu anda İsa Mesih bereketlenmek istiyor. Bu kadın kafayı yemiş diyenlerinizi dahi şu anda İsa Mesih dokunmak istiyor. Çünkü ailenizde sorunlar var. Bitmeyen sorunlar var. Özellikle iki kişi şu anda sürekli hakaret ruhunda. Sürekli işte tek din İslam'dır, şudur, budur. Ben görmüyorum bunların yazılarını. Ama şu anda Rab diyor ki size. Eğer sadece ve sadece bu akşam Yaradan'a seslenirsen. Hayatındaki düğümleri açacağım. Hayatındaki düğümleri kıracağım. Hayatındaki o bütün böyle örümcek ağı gibi olmuş olayları sürekli takılıyorsun. İleri gidemiyorsun. Önünde bir örümcek ağı var. Böyle bir şey seni geriye atıyor. Bir şey seni geriye çekiyor. Bir şey seni sürekli geride bırakıyor. Bağların var. Cinlerin üzerinize koyduğu bağlar var. Bu bağları şu anda üzerinizden kırıyoruz. İsa Mesih'in yaşayan diri adıyla. Bu bağları üzerinizden atıyoruz. Ben kesiyorum o bağları şu anda İsa Mesih'in mucizevi kılıcıyla, Rabbin sözüyle kesiyorum. Diyor ki sen diyorsun ki Rab, neyi bağlarsanız bağlanacaktır. Neyi serbest bırakırsanız, özgür bırakırsanız hayatınızda bırakılacaktır diyor. Ben şu anda bütün lanetleri bağlıyorum. Bütün iblisin işlerini bağlıyorum. Bütün hayatınızdaki sorunları bağlıyorum şu anda. Size okunmuş bütün lanetleri bağlıyorum. Ve kutsal ruhun hazinelerini, İsa Mesih'in mucizelerini şu anda serbest bırakıyorum hayatınıza. Bu Matta 18. 18'de Rabbin sözü. Matta 18, 18. Bu 18-18'i ilan ediyorum hayatınızda. Matta 7-7'yi ilan ediyorum. Diyorsun ki Rab benden isteğin size verilecektir. Matta 7-7'yi şu anda ilan ediyorum. Rabbin sözünü ilan ediyorum hayatınızda.
Düşmanlarınızın önünde Rab size sofra kuracak. Bunu ilan ediyorum şu anda. Düşmanınızın önünde Rab size sofralar kuracak. Sizin çocuklarınıza sofralar kuracak. Rab düşmanlarınızın önünde size temiz raporu verecek. Temiz raporu. İçinizde kendini kirli hissetenlere, utananlarınıza temiz raporu çıktı. Rapor çıktı. Rab'den geliyor raporunuz. Ailenizdeki kanser hastalarına, yatalaklara, şeker hastalarına, böbrek hastalarına, dizleri ağrıyanlara, romatizması olanlara, artritis olanlara, bütün bunu Alzheimer olanlara şu anda Rab diyor ki, akıl hastalarına şu anda, ben sana doktorun yerine Doktor İsa olarak yeni bir rapor veriyorum. Mucizevi İsa Mesih olarak sana yeni bir rapor veriyorum. Raporun temiz. Raporun temiz. Yeni raporda tamamıyla hastalıklarından kurtulmuş vaziyettesin. Sana yeni bir adres veriyorum gideceğin. O adrese gideceksin ve iş bulacaksın. Herkes şaşıracak. Şu anda dua ediyorum. O gittiğin adreste inanılmaz bir kapı açılacak karşına. Çalmaktan vazgeçme. Kapıları çal. İsa Mesih'in adıyla de iş kapılarını çalıyorum. İsa Mesih'in adıyla doktor kapısını çalıyorum ki temiz raporumu alayım. Bu akşam bakın imanınıza göre Rab verecek. Bu akşam Rab sizin hayatınızdaki kıtlığı bitiriyor. Bu akşam bitiyor o kıtlık. Alacağınız bereketler kaybettiğiniz bereketlerin iki katı olacak. Umuda ihtiyacınız var. Umut ve esenlikle dolun şu anda. Çünkü çok büyük bir Rab'be tapıyorsunuz. Eğer İsa Mesih'i bilmiyorsanız, onu sadece peygamber olarak tanıyorsanız, İsa Mesih'i tanımıyorsunuz. İsa Mesih Rablerin Rabbi, kralların kralıdır. O Tanrı'nın oğludur. Bizi Yaradan'ın insan suretinde bize olan görüntüsüdür. Şu anda dua ediyorum sizler için. Rab tamamıyla gönül, ruhani gözlerinizi açsın ve İsa Mesih'i görün. Hayatınızda İsa Mesih'i görün. Hayatınızda İsa Mesih'in sevgisini görün. Şu anda sevildiğinizi bilin. Sevgiye ihtiyacı olanlarınız var. Sevgiye ihtiyacı olanlarınız var. Şu anda dua ediyorum içinizde sevgiye ihtiyacı olanlarınız için. Sevgiye susamışsınız. Dua ediyorum Rab sizi sevgisiyle doldursun. Sevgisiyle doldursun. Bakın bırakmıyorum, bu programı bitirmiyorum. Beraber tamamıyla Rab'den, bakın oturduğum yerden kalktım ve dedim Rab bana dedi ki bunu yapman lazım insanlar için. Çünkü bu akşam dedi onların üzerindeki zincirleri kırıyorum. Bu akşam Rab size meleklerini göndersin. İsa Mesih'in kutsal melekleri evinizi doldursun bu akşam. Bütün korkularınızdan, yarın korkularından arının. Şu anda içinizde korkularla yaşayanlarınız var. Nasıl yarına yaşayacağım? Nasıl öbür güne gideceğim? Nasıl ben ayakta kalacağım korkusunu bırakın bu akşam. Bu akşam Rab kırıyor. Bütün korkuları kırıyor üzerinizde. Bütün korkuları. Şu anda içinizde teyzesi hasta olanınız var. Teyzeniz çok hasta. Çok sevdiğiniz teyzeniz. Kan bağıyla teyzem dediğiniz, çok sevdiğinizde hastalık var, sürekli evlerinde sıkıntı var. O kadar iyi bir insan, o kadar insanlara iyilik yapan, o kadar insanların derdine koşmasına rağmen bu bayan sürekli acı çekiyor. Ve Rab onu bu akşam hastalığından tamamıyla özgür bırakacak. Tamamıyla kurtaracak onu hastalığından. Bir hastalığı yok, pek çok hastalığı var üzerinde. Şu anda dua ediyorum, tamamıyla teyzenizin hastalığından kurtulması için. İsmi A harfiyle başlıyor ve tamamıyla Rab onu temizlemek istiyor. Haleluya. Tamamıyla temizlemek istiyor. Bu akşam teyzenizin bütün şifasını almasının ve ekonomik sıkıntılarından kurtulmasının akşamı. İçinizde bir işten çıkıp öbür işe gitmiş, öbür işten çıkıp öbür işe gitmiş bir türlü bir yerde dikiş tutturamayanınız var şu anda.
Belki bir sene çalışıyorsunuz, 6 ay, 6 ay, 3 ay. Hep birisi geliyor, karşınıza çıkıyor sizin ayağınızı kaydırmak için ve size düşman oluyor. Ve bu akşam Rab size diyor ki, ben bu laneti üzerinizden kaldırıyorum diyor. Bu Leviathan cininin laneti. Kutsal kitapta, İncil'de yazan, eski anlaşmada yazan bir cin çeşidi bu. Nasıl biliyor musunuz? Söylediğiniz sözleri bu kişiler, bu tür kişiler, bu cinin olduğu kişiler hep tersinden alırlar. Hep tersinden anlarlar. Bir söz söylüyorsunuz. Leviathan cini. Bakın dinleyin beni. Leviathan ruhu diye bir ruh var. Bu bir deniz yılanı gibi, ejderhası gibi. Ve bu kişilerin hayatında hep finansal sıkıntıları vardır. Belki siz insanları ters anlayan kişisizsiniz. Hep tersten alıyorsunuz her şeyi. Ya birisi bir şey söylüyor, hemen alınıyorsunuz. Bu ruhu atacaksınız üzerinizden. Bu ruhta olan insanlar hep söylediğiniz sözü çevirirler, çevirirler, çevirirler. Ve başka insanlara, size düşman olurlar. Başka insanlara gider anlatırlar. Hep yanlış anlarlar. Yanlış anlama hastalığına tutulmuşlardır. Aynı zamanda onlarda sağırlık ve aptallık cini vardır bu insanlarda. Şu anda ben bu cini kovuyorum ve bu cinin size olan saldırılarını kovuyorum İsa Mesih'in yaşayan diri adıyla. Hayatınızda böyle insanlar var ve bu insanlarda kıtlık vardır. Kıtlık ruhunu getirirler hayatınıza. O insanların girdiği ortamda, evde, ailede bereket yoktur. İçinizde kocası böyle olanınız var. Kocanız her şeyi tersinden anlıyor. Her şeye kızıyor. Her şeye parlıyor. Ve ailenizde kıtlık var bu yüzden. Ailenizde bereketsizlik var bu yüzden. Ve bu akşam İsa Mesih'in yaşayan diri adıyla bu ruhu kırıyorum. Bu cini kırıyorum. Onun karşısına geliyorum. Amin deyin. Bu videoyu paylaşın. Amin deyin, paylaşarak ilan edin. Paylaşmanızda bir şey yok. Ama paylaştığınız zaman, amin dediğiniz zaman ilan ediyorsunuz. Bir hareket yapacaksınız. Bir iman üzerine bir hareketle gideceksiniz. Hayatınızda kayınvalideniz var, eltiniz var. Söylediğiniz her şeyi terse çeviriyorlar. Her şeyi. Ne söylerseniz söyleyin. O söylediğiniz şey, iyi bir niyetle söyleyin. Hakaret gibi geliyor onlara. Siz güzellikle söyleyin, sanki suratlarına bir tokat atıyorsunuz. Sanki bir tokat atıyorsunuz suratlarına. Öyle hissediyorlar. Bunlar son derece eskilerinde darbe yemiş, kırılmış, acı çekmiş insanlar. Affedeceksiniz bu insanları ve dua edeceksiniz bu akşam onlar için ki üzerlerindeki lanetler, size konuştukları lanetler, yalanlar üzerinize gelmesin diye. İsa Mesih'in diri adıyla. Haleluya. Haleluya Rab. Peygamberliğini şu anda arttırıyor. Peygamberlik hediyesini arttırıyor şu anda. Şu anda arttırıyor peygamberlik hediyesini. Hissediyorum. Hissediyorum. Gitmeniz gereken bir yer var içinizde. Bir türlü ayağınız gitmiyor oraya gitmeye. Gitmeyin. Ayağınız gitmiyor gitmeye. Bir türlü gitmeniz lazım. Aman gitmem lazım. Aman gitmem lazım. Aman gitmem. Ayağınız bir türlü gitmiyor. O duyguyu size veren Rabbin anlayış hediyesi. Gitmeyin. Gitmeyin. Çünkü Rab biliyor gittiğiniz yerde lanete uğrayacağınızı, gittiğiniz yerde kıtlık ruhu olduğunu, gittiğiniz yerde bereket olmadığını biliyor. Gitmeyin. İçinizden eğer gelmek istemiyorsa, gelmiyorsa gitmeniz, gitmeyin. Haleluya. Haleluya. Bir türlü diyorsunuz gidemiyorum. Bir türlü gitmek istiyorum, gidemiyorum. Telefonu açmak istiyorum, içimden gelmiyor. Açmayın. Ta ki Rab size esenlik verene kadar yapmayın. O esenliği almanız lazım Rab'den. Haleluya. 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 Nermin Hanım, üzerinizde görmüyorum şu anda Nermin Hanım'ı yazdığını, ama üzerinizdeki bütün iblisin yalanlarını kırıyorum. İblisin size söylemiş olduğu yalanlar var. Kendi hakkınızda söylediği yalanlar var. Hayatın hiçbir zaman değişmeyecek. Sen hep böylesin. Sen hep sorunlusun. Sen hep işte akıllı değilsin. Sakarsın. Bir şeyler gitmeyecek hayatında. Hep başkalarından aşağıdasın. Hayır hayır, bunların hepsi, bu yalanları kırıyorum. Bunlar iblisin yalanları. Üzerinizden kırıyorum bu akşam. İsa Mesih'in yaşayan diri adıyla.
Haleluya, haleluya, haleluya. İçinizde yeni buzdolabına ihtiyacı olanınız var. İnanılmayacak derecede iyi bir fiyata buzdolabı bulacaksınız. Bu önümüzdeki hafta buzdolabı alacaksınız. Buzdolabı diyorsunuz ufak bir şey. Hayır değil, buzdolabınız bozuk. Buzdolabına ihtiyacınız var. Artık o tamir edilecek durumda değil o buzdolabınız. Rab size yeni buzdolabı verecek. İnanılmayacak güzel bir fiyata alacaksınız. Rabbin hediyesi bu size. Rabbin hediyesi. Yani böyle içinizden diyeceksiniz ki bedava, bedava. Haleluya. Haleluya. Rabasoto korobosi. Haleluya. Hirabaşandara karababasi. Kutsal ruhla dolun. Şu anda dua ediyorum kutsal ruhla dolmanız için. Haleluya. Kutsal ruhla dolun. Kutsal ruhla dolun şu anda. Haleluya. 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 Kutsal ruhla dolun. Doluyorum diye. Kabul edin kutsal ruhu. Kutsal ruhun gücüne ihtiyacınız var. Kutsal ruhla dolmaya ihtiyacınız var. O gerçeğin gücü sizi en güzel şekilde rahatlatacak, ferahlatacak, esenlik verecek kutsal ruh. İsa Mesih'in adıyla kutsal ruhla dolun şu anda. Amin. Haleluya. Aysel Hanım için dua ediyorum şu anda. Size bir çöme böyle şey takmak istiyor. Çömez takmaya çalışıyorlar. Sanki size nasıl derler? Düşürmeye çalışıyor. Düşürmeye çalışan bir ruh var size. Bu bir insandan kaynaklanıyor etrafınızdaki. Düşürmek istiyor sizi. Nasıl söylüyorsunuz ya? Size böyle hani ayağını bir insan koyar, düşürmeye çalışır ya sizi. Aynen öyle tökez. Tökez olmaya çalışıyor bir insan. Bu insanı kovuyorum hayatınızdan. İsa Mesih'in bu ruhu kovuyoruz. İsa Mesih'in diri adıyla. Temizleyin hayatınızdan bu insanları. Haleluya. Haleluya. Çiğdem Hanım bekliyorsunuz, bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Beklediğiniz bir haber var. Bu hafta o haber geliyor. Haleluya. İsa Mesih'in diri adıyla. Bu haber bu hafta geliyor. Bereketle geliyor. Sevinç haberi geliyor. Haleluya demek Selma Hanım. Rabbi yüceltmek. Rabbi yüceltelim. Bu haleluya bu demek. Bütün dillerde aynı. İsa Mesih'e iman edenler için bütün dillerde aynı bir söz bu. Bir kelime bu. Ve bu Rabbin ismi. Hayah kelimesi kendinden var olan her şeyin yaradanına haleluya demek, Rabbi yüceltmek, her şeyi yaradanı yüceltmek. Bülent Bey için dua ediyorum şu anda. İsa Mesih'in mucizesini istiyorum sizin için. Olağanüstü gücünü istiyorum hayatınızda göstermesini istiyorum Bülent Bey. İsa Mesih'in diri adıyla. Evet Çiğdem Hanım, size geliyor Çiğdem İyem. Bekliyorsunuz. Çok iyilik yaptınız, çok ektiniz Çiğdem Hanım. Biçme zamanınız geldi. Yaptığınız iyilikleri biçeceksiniz. Sizden çalmak isteyenleri, zamanınızı, mutluluğunuzu, sevincinizi çalmak isteyenleri temizleyeceksiniz hayatınıza. Uzak durun. Mesafe koyun. Selma Hanım sizin için dua ediyorum şu anda. Selma Kodas. Sizin için dua ediyorum. Esenlik ve huzur için dua ediyorum. Çok... Hiç kıskançlık bilmiyorsunuz ama sizi çok kıskanan var. Selma Hanım, hiç kıskançlık bilmiyorsunuz ama sizi kıskanan çok. Ya diyorsunuz, neyi mi kıskanıyorlar? Neden bana böyle yapıyorlar? Sizi kıskanan çok. Bu kıskançlığı kırıyorum. Bu kıskançlık ruhunu kırıyorum. Kıskançlık ruhu öldürme ruhu getirir. Dua istiyorsanız tekrar tekrar yazın çünkü önümden geçiyor. Çok hızlı geçiyor, göremiyorum. Vazgeçmeyin çünkü dua edeceğim. Bu kıskançlık ruhu dedikodu ruhunu getirir. Size saldırıyorlar. Bu saldıranları, bu düşmanlarınızın bütün gücünü kırıyorum şu anda. İsa Mesih'in diri adıyla. Amin. Amin. Haleluya. Saadet Tamer Hanım için dua ediyorum. Üstünüzdeki bütün lanetlerin kırılması için. Annenizin ve babanızdan gelen lanetler var. Kırıyorum. Munise Hanım sizin için de aynı şekilde dua ediyorum. Üzerinizdeki lanetleri kırıyorum. Bülent Bey, evet, şükür ediyoruz. Şükür ediyoruz. Ayşe Hanım, Kaya Yurt, sizin için dua ediyorum. Ailenize esenlik gelmesi için dua ediyorum. Esenlik,
ve bereket duası İsa Mesih'in diri adıyla Gülşen Hanım, üstünüzde Gülşen Hanım, bütün sıkıntılardan kurtulmanız için dua ediyorum. Üstünüzdeki o sıkıntılar, cinlerin saldırılarından Rabbin sizi kurtarması için şu anda dua ediyorum. Seyrettiklerinize dikkat edin. Seyrettiklerinize dikkat edin. Haleluya. 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 Bahar Hanım, sizin için dua ediyorum. Kızlarınız için dua ediyorum şu anda. Bereketler için dua ediyorum. İki kapı var, açılacak. İki kapı bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz. Yeşim Yeriş. Bu sizin için de Yeşim Hanım. Rab sizi daha çok duaya çağırıyor. Sizi ruhta büyütmek istiyor. Daha çok. Daha çok büyütmek istiyor. Bu ruhtaki zenginliğinizle finansal zenginliğiniz aynı ölçüde olacak. Haleluya. İsa Mesih'in diri adıyla. Halide Yasin için dua ediyorum. Bütün üstünüzdeki ağrılardan Rab sizi kurtarsın. Haleluya. Haleluya. Tamamıyla özgür olun. Tamamıyla özgür. Kendiniz olmak, olduğunuz gibi olmak için özgür olun. Başkaları sizi sürekli bir kutuya sokmak istiyorlar. Sizi sınırlamak istiyorlar. Başkalarını hoşnut etmek için bundan sonra yaşamayın. Suna Hanım için dua ediyorum. Haleluya. Suna Hanım, Rab size diyor ki, benim gözümde güzelsin. Benim gözümde güzelsin. İçinde güzelsin, dışında güzelsin. Ben seni temizliyorum. Ben seni düze çıkarıyorum ve senin imanını artırıyorum. Gözlerini bana dik, insanlara dikmekten vazgeç Sema Hanım gözlerinizi. Rab'be dikin. Rabbin size hediyeleri var. Nehir Hanım için dua ediyorum şu anda. Güler Hanım, oğullarınız, çocuklarınız için dua ediyorum şu anda. İkiniz için de, bu iki bayan için de bakın. Rab'den size gelecek bereketi bekleyen, o bereketin açılması için, mucizesinin açılması için bir anahtar var. Bu anahtar sizin artık olumsuzluklara değil, Rabbin güzelliklerine bakıp şükretmenize başlıyor. Şükrediyorsunuz ama Rab diyor ki sürekli sürekli hiç konuşmayın artık. Konuşmayın, negatif konuşmaya ve konuşanlara hayatınızda yer yok. İsa Mesih'in yaşayan ve diri adıyla. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dua ediyorum. Şengül Hanım, Efsane Hanım, Gülşen Hanım, dua ediyorum. Sizler için dua ediyorum daha çok. Linda Cılız, sizin için dua ediyorum. Linda'cığım, sevgili Linda'cığım, dua ediyorum. Şengül Hanım, Şengül Nalbant, haleluya. Rabbim bereketlerini istiyorum bu akşam sizin için. Rabbim bereketlerini istiyorum. Haleluya. Fatma Mehmet, sizin için dua ediyorum. Aileniz için dua ediyorum. Ekmek. Bu ismini söylediklerim, ekmek görüyorum, ekmek. Ekmeği böyle sıcak, böyle o kadar sıcak ya, neredeyse böyle buhar çıkıyor ekmekten sıcak olduğu için. O ekmeği bölüşüyorsunuz, ekmek bereket demek, ekmek İsa Mesih demek. Ben yaşam ekmeğiyim diyor. Size yaşam ekmeğini veriyor Rab şu anda İsa Mesih'in diri adıyla. Habibe Hanım, parlayan, güler, sizin için dua ediyorum. Haleluya. Rab size üzüm suyunu veriyor. Üzüm suyu, yaşam suyu. Yaşam suyu. Bütün kederleri atacaksınız. Kalbinizin kırıklıkları var. O kırıklıkları Rab şu anda şifa veriyor. Affedin. Affedin, Rab'be teslim edin. Affedin, Rab'be teslim edin. Her gün o acı geldikçe bile kalbinize affediyorum, Rab'be teslim ediyorum deyin ve bereketimi alıyorum deyin. Affediyorum, Rab'be teslim ediyorum, bereketimi alıyorum. Haleluya. Haleluya. Yeşim Hanım, sağlığınız için dua ediyorum. Laura Hanım, sizin için dua ediyorum. Sağlık için dua ediyorum şu anda. Affedin, sağlığınızı alın. Affediyorum, teslim ediyorum, sağlığımı alıyorum. Hiç içinizde bir şey tutmayın sizi üzenler için. İçinizde kalbi üzülmüş olanlar, üzgün olanlarınız var şu anda. Gönül akın, sizin için dua ediyorum. Haleluya. Haleluya. Evet, barış olsun. Karı kocalar arasında barış olsun diye dua ediyorum şu anda. Selma Hanım, evinize huzur için dua ediyorum. Huzur ağız dirliği için dua ediyorum. Sevgi, sevinç. Aylin Sevan Hanım, sizin için dua ediyorum. Ayşe Çetin, Nermin Yıldırım, iş için dua ediyorum. Bereket ve huzur için dua ediyorum. Haleluya. Haleluya Rabba. Sokorobosi, triyababasi. Evinizi yenileyin Ayşe Hanım, yenileyin. Yenilik için dua ediyorum. Şu anda üzerinize
Yenilik için dua. Yeniliğe ihtiyacınız var. Yeniliğe ihtiyacınız var. Meliha Erdoğan. Sizin için yenilenin. Vücutta yenilenin. Kemiklerinizde yenilenin. Kalp çarpıntısı olanlarınız var. Aa, çok teşekkür ederim Linda'cığım. Kalp çarpıntısı olanlarınız var. İçinizde böyle sabah kalkıyorsunuz, midenizde bir kaygı, kalbinizde kalp çarpıntısı. Dua ediyorum. Son derece dinginlik ve huzurla dolun diye dua ediyorum. İsa Mesih'in huzuru, o huzurun esenliğin prensi şu anda kalbinizi doldursun. Haleluya. Habibi Hanım sizin için dua ediyorum. Habibi Hanım. Haleluya. Haleluya. Kaybettiğiniz altınlar, kaybettiğiniz hazineler yerine yüzle katlanarak size geri verilsin. Sizin hazineniz, sizin hediyeniz büyük. Haleluya. Ailenizin üstünde bu bereketler. Çalınanlar, her çalınanlar, sizden çalınanlar var. Hepinize konuşuyorum. Sizden çalınanlar var. Rab size bu sizden çalınanları, iblisin, ailenizin, akrabalarınızın, insanların çaldıklarını yüze katlayıp geri versin diye şu anda dua ediyorum. Rica ederim. Haleluya. Amin diyeyim ve dua isteklerinizi yazın. Bakın ben size diyorum ki dua isteklerinizi yazın. Dua isteklerinizi yazın. Çiğdem Hanım, bu çarpıntıyı sizden kovuyorum. Borçlarınızdan Selma Hanım kurtulun. İsa Mesih'in diri adıyla. Haleluya. Saşo için dua ediyorum şu anda. Rabbin bütün bereketlerini istiyorum. Göksel hazinelerini istiyorum. Ve yardımcılar çevrenizde olsun. Rab size yardımcılar versin. Saadet Tamer Uğurlu. Haleluya. Rab diyor ki senin kıymetini bilmediler ama ben senin kıymetini biliyorum. Ben senin değerini biliyorum diyor. Aysel Hanım'ın eşinin bel fıtığını şu anda kovuyorum. İsa Mesih'in yaşayan ve diri adıyla. Rabbim elini Selma Hanım'ın kocasının beline koy ve bel fıtığından onu tamamıyla kurtar. İsa Mesih'in diri adıyla. Amin. Haleluya. Salman abla tamamıyla kanserden kurtulsun. Amin, amin, amin. Yine buluşacağız burada, yine görüşeceğiz. Devam edin ama lütfen videoyu paylaşarak Rabbin Rabbi yüceltin. Rabbi yüceltiyorum, paylaşıyorum diye. Ve dua isteklerinizi yazın. Dua isteklerinizi yazın. İstiyorum diye yazın. Lütfen. Çünkü yazdığınız zaman, istediğiniz zaman imandasınız. Ve Rabbin hoşuna gidiyor bu. Rabbi hoşnut ediyorsunuz. İyi akşamlar. Rab de esen kalın. Tekrar görüşeceğiz. Çünkü Rab beni sizin için peygamberlik hediyesiyle duaya davet ediyor. Artık bu programlar olacak. Artan ölçüde olacak. Şeyma Esila, son isteyen sizsiniz, dua isteyin. Ama Rab diyor ki ilk senin isteğini yapacağım diyor. Listenizi yapın. Asan Hanım, Rab sizi ailenize birleştirsin. İsa Mesih'in yaşayan diri adıyla sizi çok seviyorum. İskren Angelo. Bereketler, kazançlar istiyorum hepiniz için. Ayşe Yar için de. Amin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizi çok seviyorum. Rab sizi çok bereketlesin. Esenlikle, sevinçle dolun. Rab sizi duyuyor. Rab bu dualarımızı duydu. Haleluya. Habibi Hanım, şifanızı alın. İsa Mesih'in diri adıyla. Amin. Amin.